Erol Göka, Yeni Orta Çağ ve Kapadokya Üniversitesi. Yeni Orta Çağ, örgütlü sistemlerin yokluğu, her türlü merkezin kayboluşu, kaygan ve silik dayanışmaların ortaya çıkışı, belirsizlik, rastlantı, bulanıklılık yeni Çağ, zengin toplumların mafyalar ve yolsuzluklarla kemirilmesinden Rus kargaşasına varıncaya dek her türlü otoritenin dışında sayılan giderek artan gri alanların gelişimi. Yeni ortaça, aklın kurucu ilke olarak uzun zamandan beri kaybolduğu sanılan ilkel ideolojiler, boş inançlar yararına silinip yok oluşu. Yeni ortaça, kriz, sarsıntı ve spazmların sanki günlük yaşantımızın dekorları gibi geri gelişi. Fransız iş adamı ve yazar Sarkozy, Macron gibi siyasetçilerin danışmanı Alain Mink, günümüzü yeni ortaçağ olarak niteliyor ve aynı adı taşıyan kitabında bunları söylüyor. Semptomların kaynağını teşhisinde ve ifade edişinde sorunlar var ama tespitlerine kimi itiraz edebilir? Bir süredir yine dünyamızın berbat halleri üzerine düşünüyorum. Yeni yazıma da böyle başladım. Sonra Michel Henry'nin günümüzü barbarlık çağı diye adlandırması ile devam edecektim. Karamsar bir yazı olacaktı hem gerçekçi hem her zaman umutlu pek kıymetli Alev Alatlı'nın mütevelli yeti başkanı olduğu Kapadok Üniversitesi'nin sitesini ziyaret etmek geldi aklıma. İyi ki gelmiş. Size de öneririm ama lütfen mütevelli yetinin kimlerden müteşekkil olduğuna bakarak başlayın incelemeye. Akıl, ahlak, adalet, adab prensiplerinden ayrılmayacaklarını söyleyerek başlıyorlar. Anadolu'nun orta yerinde sessiz sedasız bir eğitim devrimi yapıldığını gördükçe Alev Hanım'ın parlak zekasının imlendirici bilgi birikiminin embiğinden geçtiği belli olan şöyle cümleler okudukça gençlerimiz adına seviniyor ama artık genç olmadığınıza hayıflanıyorsunuz. Niye mi Kapadokya? Çünkü salim kafayla eğitim verebilelim istiyoruz. Büyük şehirlerin gürültüsünden, trafiğinden, angaryasından uzak, asude bir ortamda akla odaklanalım, işimize yoğunlaşalım istiyoruz. Bizim işimiz bilgilenmek ve bilgilendirmek. Büyülü güzelliklerinin yanı sıra medeni, incelikli, huzurlu Kapadokya. Turist kaynaması da bundan. Eğlenceli ama farfara din. Seçkin ama asık suratlı değil. Edepli ama bağnaz din. Hasılı akademik uğraşa mükemmelen el verir bir ortam. Mesele Türkiye'nin 200 bilmem kaçıncı üniversitesi olmak değil. Mesele yüzyılların ihmaliyle yüzleşmek, yanlışları düzeltmek, boşlukları doldurmak, eksikleri telafi etmek. Albert Einstein'ın sorunlarımızı onları yaratan düşünce tarzımızı kullanarak çözemeyiz şeklinde bir tespiti vardır. Mesele yanlışta ısrar etmemek. Öğrenciye bilmediği bir konuyu bilmediği bir dille öğretmeye kalkmak yanlışların en büyüğü. Kavram karmaşasına neden olur. Ezbere zorlar. Yaratıcı düşünceyi sakatlar. Öğretim dili mutlaka Türkçe olmalı. Yabancı dil zihni yeni yaklaşımlara açar, hayal gücünü zenginleştirir, yasak savar gibi değil hak ettiği ciddiyetle sular seller gibi ama ayrıca öğretilmelidir. Kapadokya Üniversitesi'nde eğitim dili Türkçedir. Yabancı diller konunun duayenlerine emanettir. Müfredatla eşgüdüm içinde mutlaka öğretilir. Dünyayı bilmeyen dünyanın maskarası olur. Öğrencisini güncel sorunlara uyandırmayan, hızla küreselleşen dünyayı sürgit değişen koşullara anlamlandırabileceği bilgiyle donatmayan üniversite eğitimi nafiledir. IMF'yi, S&P'yi bilmeyen, Türkiye'nin ödemeler dengesi hakkında fikri olmayan, İran'dan, Gürcistan'dan bir haber, TV yarışma programlarında 5000 sınırını aşamayan üniversite gençliği akla ziyandır. Böyle olmak zorunda değil, biz diyoruz ki en yeni bilgi neyse öğretilmesi gereken ilk bilgi odur. Çünkü en işlevsel bilgi odur. Sivil havacılık öğretecekseniz Wright kardeşlerin bez kanatlı uçağından değil insansız hava araçlarından başlarsınız. Konu siyaset bilimi ise Avrupa Birliği yapılanması derebeylik sisteminden önce gelecektir. Son giren bilgi ilk öğretilen bilgidir. Kapadokya Üniversitesi'nin eğitimde LIFO sistemi budur. Kötü öğretim kader değildir. Ortaçağ katedralleri inananları papanın görkemiyle ezmek amacını güderdi. Onca büyük ve şatafatlı olmalıdır bundan. Üniversite kampüsleri de böyleydi. Kralların iktidarını yansıtır, talebeyi zapturapt altında tutmayı amaçlarlardı. Osmanlı istese St. Petersburg'daki Nevski Prospekt'i de yaptırırdı. Roma'daki Kolezyum'u da yaptırmadı çünkü bizde tevasu esastır. Üniversite yerleşkeleri makul boyutlarda sıcak estetik olmalı. Akademik yaptırım yansıtmamalı, ihtişamıyla ezmemeli, öğrenciyi yabancılaştırmamalı. Kapadokya Üniversitesi Ürküp binasına bakın. Ne demek istediğimi göreceksiniz. Mustafa Paşa Köyü'nü ziyaret edin. Açık kampüs konseptinin nasıl hayata geçirildiğini görün. Umudu tarihine, medeniyetine, ülkesine, kendisine güvene artıyor insanın Kapadokya Üniversitesi hakkında bilgilendikçe. Teşekkürler emek verenlere.